Kur'an-ı Kerim okundu, eller semaya şehitler için açıldı. Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda hüzünlü ama gururlu şehit aileleri vardı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kalpler şehitliklerde attı. Vatan uğruna canlarını feda edenler unutulmadı. Arife günü şehitler kabirleri başında anıldı. Bu acının tarifi yok yani, anlatılabilecek hiçbir şey yok. Sadece içimiz yanıyor ilk günkü gibi. Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü tam kapanmadan muaf tutuldu. Ziyaretler sabahın ilk saatlerinde başladı. Kimi evladının, kimi anne babasının, kimi de kardeşinin yanına koştu. Evlat acısı, üzerine bir şey yok yani. Tek tek sevdiğimiz şehit olması, gurur duyuyoruz yani şehit babası olmaktan. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Şerefli bir şekilde, onurlu bir şekilde vatan bayrak ezan uğruna biz evlatlarımızı şehit verdik. Elhamdülillah, diyecek bir şeyimiz yok. Ama bayram dersen bizde bayram kalmadı yavrum. Şehitlerin mezar taşları yıkandı, kabirler temizlendi, çiçeklerle süslendi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı da Cebeci Şehitliğinde anma programı düzenledi. Bayramlaşmanın hüzünlü yaşandığı duraklardan biri de Edirne Kapı Şehitliğiydi. Bizim bayramımız burası. Bize bayram yok, seyran yok. Yani yok, gülüyoruz ama. Yani bir gülerken bir düşünüyoruz, niye güldün ki? Hiç görmediği babasını, amcasını ziyarete gelen minikler de şehitlikteydi. 5-5,5 yaşında bir çocuğa şehitliği, şehit olmanın ne olduğunu, vatan milletin ne olduğunu tabii bizler büyükleri, babaları anlatmaya çalışıyoruz. 2008 yılında oğlu Hakkari'de şehit düşen 84 yaşındaki Dürri İlbaş'ta oğlunun mezarını ziyaret etmek istedi. Vefa Destek Grubu şehit annesini evinden aldı, şehit oğlunun kabrine götürdü. وَجَعَلْنَا فِي جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَابٍ